Haber İngiltere'de sırada ise haber turu var. İngiltere, Avrupa ve dünyada öne çıkan başlıklar şimdi sizlerle. Tüm dünyanın karşı çıktığı Irak Savaşı'nı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush'la başlatan İngiltere eski başbakanı Tony Blair'in anılarını yazdığı Bir Yolculuk adlı kitabı çıktı. Blair'in Irak işgalini değerlendirdiği kitabında İşçi Partisi koltuğunu devrettiği Gordon Brown'a yönelik sert eleştirileri de var. Blair kitabında Brown için duygusal zekası sıfır yorumunda bulunuyor. Bradford kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan yaklaşık 300 faşist İngiliz Savunma Ligi üyesi grup, İslam, burka ve göçmenler aleyhinde sloganlar attı. Bu sırada yolun diğer tarafında toplanan antifaşizm karşıtı birlik üyeleri de karşı bir protesto gösterisi düzenledi. İki grup arasında sözlü sataşmalarla başlayan tartışma kısa süre içerisinde alevlendi. Boş şişeler, taşlar ve sapanlar kullanıldı. Olaylar büyük bir çatışmaya döndü. Olayların ardından onlarca kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz hafta Hırvatistan'da yaşanan bir olay İngiliz kamuoyunu ayağa kaldırdı. Önce kediyi çöpe atan İngiliz kadın olayından sonra şimdi de yine İngiliz bir kızın köpek yavrularına yaptığı dünya kamuoyuna oturdu. İngiliz kızın köpek yavrularını canlı canlı nehrin azgın sularına fırlatırken çekilen görüntüleri İngilizler psikolojik buhran mı yaşıyor tartışmalarını da beraberinde getirdi. İngiliz kızın köpek yavrularını böyle umarsızca suya fırlatması Hırvatları olduğu kadar İngiliz hayvan hakları savunucularını da ayağa kaldırdı. Pakistan'ı vuran sel felaketinin ardından dünya Pakistan için ayağa kalktı. Son olarak ünlü oyuncu Angelina Jolie de Pakistan için Birleşmiş Milletler tarafından yapılan yardım kampanyası videosunda Pakistan'ın yardımlarınıza ihtiyacı var dedi. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havaalanı'nda iki kişi terör şüphesi nedeniyle gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin isteği doğrultusunda gözaltına alındıkları belirtilen şüphelilerin bagajlarında yapılan aramada herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmazken birkaç cep telefonuyla saat ve bıçak bulunduğu bildirildi. Uçak içinde gözaltına alınan iki kişi amatör kameraya işte böyle yansıdı. Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bir kişi Romanların yaşadığı evde katliam yaptı. 5 Roman'ı öldüren adam daha sonra sokağa çıkıp elindeki otomatik tüfekle rastgele ateş açtı. Ardından toplam 7 kişiyi öldürüp intihar etti. Olayın sebebi henüz bilinmiyor. Kedinin öksüz kalan köpeği ya da köpeğin öksüz kalan kediyi emzirdiğini görmüşsünüzdür. Ama Hindistan'da çekilen bu görüntüler her yerde rastlanacak cinsten değil. Sebebi ise Hintli kadının öksüz kalan buzağı emzirmesi. Bangkok havaalanında oyuncak kaplan yavrularıyla doldurulmuş bir çantada uyutulmuş halde yatan gerçek bir kaplan yavrusu bulundu. İran'a seyahat etmek için havaalanına gelen bir kadının yanında getirdiği oyuncak dolu çanta, röntgen cihazından geçerken yetkililerin dikkatini çekti. Güvenlik görevlileri uyutulmuş kaplan yavrusunun kalp atışlarını fark etti. Henüz 2 aylık kaplan yavrusunun doğada mı yakalandığı yoksa bir çiftlikten mi geldiği araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'dan uzmanlar Şili'de 33 işçinin bir aydır mahsur kaldığı bakır madenine gitti. Uzmanlar Şili hükümetine zorlu koşullarda madencilerin moralinin nasıl yüksek tutulacağı konusunda danışmanlık hizmeti verecek.
Londra'da yollar 5 Eylül Pazar günü bisikletçilere bırakılacak. Pazar saat 09.30'da başlayacak bisiklet turunun 15 kilometrelik güzergahı motorlu araç trafiğine kapatılacak. Bu yıl ilk defa Parlamento Meydanı'ndan geçilip Big Ben Saat Kulesi ile Parlamento binasının yanında bisiklet sürülecek. Yapılan etkinliğe tüm Londralılar davetli.